başlattım. Direkt bana vuruyor ama bu. Yani ikimize vuruyor beni turunca. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ben Fadime. Ben de Halit. Birkaç yorum da okuduyduk işte, tanıtma videosu yok mu? Ondan sonra hani nerede kalıyorsunuz, kaç yaşındasınız, kaç yıllık evlisiniz diye sorular geldiydi. Onun için kendimize tanıtma videosu çekmek istedik. Bir de iki hafta önce paylaştıydım, bir de dün paylaştım. Sorularınız var mı diye. O soruları okuyup cevaplayacağız. Önce kendimizi tanıtalım. Ben Fadime. Ben de Halit işte. 28 yaşındayım. Ben de 29 yaşındayım. İkiz annesiyiz. Yani annesiyim ve bir tane bebişimiz var. O da 8 aylık. Ondan önce çalışıyordum. Markette çalışıyordum. Einzelhandel kafa olarak. Hakkınızı helal edin. Önümüzde bir şey pişirmeniz için. Eşim de Galay firmasında çalışıyor. Petsinkaray'da. O da 3 variyeli çalışıyor. Başka? Çocuklar 3,5 yaşında ikizlerimiz. Evinde 1 yaşına girecek 5. ayda. İkisi yani 3'ünün de 5. ayda doğum günü var. 5. ay doğumlular. Başka ne anlatabiliriz? Almanya'ya yeni taşındık. Evet. Bir sene olacak şimdi. 5. ayda bir sene olacak taşınalı. Allah izin verirse. Ondan önce Avusturya'da oturuyorduk. Ben Avusturya doğumluyum. Salzburg'da doğdum, büyüdüm, yaşadım şimdiye kadar. Ben de Türkiye'de doğdum. Aksaray'da. Aksaraylıyım. Buraya sonradan geldik. Kaç yaşında geldiydin? 14 yaşım. 14 yaşında. Ben de karışık biraz. Babam Afyonlu, annem Aydınlı. Ben Nazilli'liyim. Aydınlıyım. Nazilli. Afyonlusun. Evet. Baban neredeyse sen oralısın. Yani işte biz de karışık. Ben kendimin Nazilli'yim. Şimdi artık Aksaraylısın. Yok yok. Ben Nazilli'yim. Ege'liyim ben. Öyle arkadaşlar. Böyle tanıtalım dedik. Kaç yıllık evliyiz? 8 yıllık. 2015 birinci ayda evlendik. Ama soruları okuyalım öyle. Ama önce belki evlilik sorusu yoktu. O yüzden söylüyorum önceden. Okuduydum bir. 2014 kaçıncı ayda nikahımız oldu? 2014 12. ayda. 12. ayda nikah, evet. 2014. 2015 birinci ayda. Birinci ayın 10'unda da düğünümüz vardı. Evet, düğünümüz oldu. 2019'da da işte ikizlerimiz oldu. O zaman başlayalım. Bismillah diyelim. Başlayalım o zaman. İsim okumayacağım. İsim okumayacağız. Sadece sorular okuyacağız. Tante. Hayır, o isim işte. Pardon. İkiz annesi olmayı bize anlatırsanız sevinirim. Yorucu ve bir o kadar güzel yanları. Ayrıca merak ettiğim konu, nasıl bu pozitif enerjinizi kaybetmiyorsunuz onca işin içinde? Sana soru gelmiş işte. İkiz annesi olma. İlk 1,5 yaşına da çok zorlandık. Gerçekten 4 hafta erken doğdular, 3,5 hafta. Ve koliklerde hani karın ağrıları çoktu. Hep ağlıyorlardı ve ikisi birden ağlayınca insan çok zorlanıyordu. O yüzden Halit Allah razı olsun hep geliyordu işte, yardımcı oluyordu, uyumuyorduk. Vardiyeli çalışıyordu ve vardiyeli uyuyorduk yani. Mesela Halit geceleri 2 saat 3 saat bakıyordu. Ben 2 saat 3 saat uyuyordum. Sonra o uyuyordu 2-3 saat. Öyle öyle. 1,5 yaşına kadar. Hamdolsun Rabbime. Evet, 1,5 sene bayağı zorlandık. Ta ki yürüyene yani ve... Yani 2 sene yaklaşık bayağı zorlandık. Misafirliğe falan gidemiyorduk. Hiçbir yere gidemiyorduk. Aynen, hani misafirliğe gidiyorduk. Sonra 10-15 dakika sonra geri kalkıyorduk. Çünkü durmuyorlardı hiçbir şekilde. Ne zaman ki yürümeye başladılar. 13 aylık kendi yürüdüler. 12, yani 12-13 aylık kendi. Bir yaşına geçmişlerdi yürüdüklerinde. O zaman biraz rahatladık çok şükür. Hani dertlerini biraz anlatabiliyorlardı. Yürüyebiliyorlardı. Daha çok anne kucağında değildi. Çünkü ikisi birden ağlayınca direkt anne kucağını istiyorlardı. Bir de bana bağımlılardı. Evet, bir de Halit'e çok bağımlılardı. Zaten kızlar babaya daha çok bağımlı oluyor. Tişörtümü veriyor musun? Aynen, tişörtünü çıkarıp işe gidiyordu bazen. Tişörtüyle yatıyordu çocuklar işte. Ama bu eve taşınasıya kadar da geceleri hala çok ağlayan iki çocuktu gerçekten. Çok ağlıyorlardı. Geceleri hep yanımıza gelmek istiyorlardı. İkisi birden
çok zor oluyordu ama çok şükür elhamdülillah sağlıkları yerinde ve en önemli olan da o bizim Aynen için. Tabii yaşlandık mı bizim 1,5-2 sene bizi mahvettiler. Ama buna da mahvettiler değil, çok şükür. İnsanı yoruyorlar ama çok yordular, evet. sağlıklı olmaları insanı işte pozitif yönü o. Aynen. Pozitif olma mecburiyetindesiniz çünkü iki çocuğunuz var. Hayata onlar çünkü bağlıyor sizi. Aynen yani onlar için zaten Onlar artık için. yaşıyorsun, onlar için çalışıyorsun, onlar için emek veriyorsun ve onların mutluluğu senin mutluluğun oluyor. Ama çok şükür inşallah evinde yakında yürürse, evin çünkü bana bağlı bir çocuk. Evin bende durmuyor. Evinde tam tersi o bana bağlı çocuk ve bensiz yapamıyor. Hani hiçbir şekilde o zaten uyanıkken blok çekemiyor. Ya da ne bileyim hiçbir şey yapamıyorum hani. Böyle misafirliğe annemle gidiyoruz. Annem de 5 dakika duruyorsa ya da babam da ikinci, yani 6. dakika hemen beni arıyor sonra ağlamaya başlıyor. Mesela ben geçsem annemin önünden beni görünce de hemen beni istiyor ve yırtınıyor hani. İlle ben olmam lazım. Dur bir bakayım video çekiyor mu? Sen devam oku. Neydi? Türkiye'de aileniz var mı? Tatil için gelmeyi düşünüyor musunuz? İlla ki ailemiz var. Sonuçta Türkiye'liyiz. Yani Türkiye'de Evet, benim ailem Türkiye'de var. Halit eşimin ailesi var. Onlar da 4 sene, 5 sene oldu mu gidelim? 4 sene falan oldu. Geçti 4 seneye ya. Aynen. 2018'de gittiler temelli. Her 6 ayda bir ya da 7-8 ayda bir. Mesela geçen sene bu evi alacağımızda annem buradaydı. 3. ayda mıydı neydi geldiydi. Şimdi 5. ayda yine gelecek işte. Arada bir kaynbabam gelip gidiyor ya da beraber geliyorlar. Hani duruma bağlı, Türkiye'deki duruma bağlı. Başka zaten Halit'in ailesi, abileri var burada. Abim var. Bir abisi var burada yaşıyor bizimle Alm birlikte. Yani Salzburg'da Almanya'da yaşıyor. Almanya'da abim var. Bir de Almanya'da abisi var ve akrabaları Ablam var. var Türkiye'de. Bir de ablası var. Yani eşimiz, dokuzumuz, akrabamız Türkiye'de. Aynen. Bende de sırf annem var burada. Annemgil var. Kardeşim. Yani evli olan kardeşim ve annemgil. Öbür akrabaların hepsi Türkiye'de maalesef. Bizde de öyle. Bir sıradaki soru. En büyük hayaliniz nedir demiş. Senin için sormuşlar. Yani ikimiz için herhalde. Şunu okudun mu? Ya bir de ne Ha, yazıyor? sorum yok. Hayır. Mutluluğumuz dahil mi Tatil olsun? için gelmeyi düşünüyor musunuz Dedim okudum. ya. Onu cevaplamadık ama. Türkiye, ha, pardon. Evet inşallah bu sene 7. ayda tatile gideceğiz ama arabayla gideceğiz. Yani bir slow yolu çekimi yapacağız inşallah. 3 çocukla nasıl olacak bilmiyorum. Ama inşallah iyi olur. 7. ayda Türkiye'ye gideceğiz. Aksaray'a gideceğiz. Önce İstanbul'a gideceğiz. Arkadaşımın düğünü var. 2-3 gün İstanbul'da kalacağız. Sonra Aksaray'a gideceğiz. Ondan sonra bir Antalya'ya gideriz. Sonra bir Ege'ye gideriz. Oradan da dönüşte zaten Ege'ye uğrar. 2-3 gün daha bizim orada dururuz. Yani Aydın'a gideriz. Ondan sonra da geri geliriz diye düşünüyoruz. Toplamda 4, 3,5-4 hafta gideceğiz. İnşallah. Öbürkü neydi? Sorum yok. Mutluluğunuz daim olsun. Allah razı olsun. Yazmış. Cümlemiz Allah ikili razı olsun inşallah. cümlemiz ikili. Sıradaki en büyük hayalin nedir? Hangi mesleği yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Hangi mesleği yapıyorsun da kaç yaşındasın? Cevapladık. Markette En büyük çalışıyordum, hayalini söyle. evet. Markette çalışıyordum. Onu da söylemek istiyorum. Evine hamile olmadan önce de Ausbildung yapmak istiyordum. Şey olarak, Türkçesi ne olayım onu bilemem hakikaten. Emlakçı. Emlakçı olarak Ausbildung yapmak istiyorum. Çünkü 2010'dan beri ben çalışıyorum. Yani 15 yaşına girdiğimden beri ben meslek yaptım 3 sene. 17,5 yaşında, 18 yaşında mesleğimi bitirdim. Ondan beri de hep böyle Lidl'da, hani böyle yerlerde, marketlerde şef olarak ya da şef yardımcısı olarak çalıştım şimdiye kadar. En sonunda bir telefoncuya girdim, Corona Hotline'da. Orada masa başı çalışıp immobilya makla için aslında bir şey ön çalışma yapıyordum. Sonra hamile kalınca inşallah annelik iznim bitince çalışmayı tabii ki de düşünüyorum. Çünkü çalışmayı seven de bir insanım hani. Neydi başka? Kaç yaşındasın? Onu bir şey yaptık. En büyük hayalin nedir? Seninki nedir? Önce söyle. En büyük Ama hayalim, gerçekten hani. yok yalan söyleyeceğim. Allah'ım. En büyük hayalim çocuklarımı sağlıkla büyütmek. Onlara iyi bir baba olabilmek. Evet. Sonra Senin hayalin ne? tamam işte hayalim bu. Bence en büyük hayali Halit'in bir oyun odası olsun. Ne var ya oyun odam.
Oyun adamım var. En büyük hayalim çocuklarım büyüsün, sağlıklı büyüsün. İyi insanlarla karşılaşsın. Yani böyle tatil Sonra falan yok mu? Hani tam o zaten normal bir zaten şey. oluyor, zaten tatile gidiliyor yine. Hayal dediğin, yani çocukların büyüsün, sağlıklı olsunlar. Ondan sonra ikinci en büyük hayalim. Ne bileyim, işimde daha başarılı olayım. Sağlığımız yerinde olsun başka. Çok şükür anlıyorum. Hayalim bu yani. Seninki ne? Benimki şimdi meslek yapmak tabii, immobilya makler olmak. Ondan sonra bir tane araba almak kendime. Niye yok mu araba var ya? Var ama hani böyle kendime ait olsun. Hep Hmm. kapının önünde olsun istiyorum. Vay be. En büyük hayalim, buradan sesleniyorum kocama. Bir tane BMW E60 istiyorum. Siyah olsun. Başka da sağlıklı, çocuklarım sağlıklı büyüsün inşallah. Biz sağlıklı olalım. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Amin. Başka hiçbir Kimseyi şey kimseye istemiyorum. etmesin. Ve en büyük hayalim YouTube'da hani bir yere gelmek. Hani ne büyük, çok büyük bir kanal olmak isterim, ne de hani boşa bir şey yapmak isterim. Emeklilerin boşa gitmez Hı. inşallah. Amin. Sıradakini okuyorum. Merhaba, size sorum yok. Çok güzel ailesiniz, eşinle beraber. Ev sizin mi yoksa kira? Üç çocukla zor olmuyor mu? Nasıl yapıyorsun ev işini, yemeği? Ev Ev bizim. Biz geçen sene bu evi satın aldık yani. Evet, aldık. Avusturya'da normalde 4 senedir ev arıyorduk. Ama malum Avusturya çok pahalı bir yer olduğu için, ya da Salzburg daha doğrusu, çok büyük, pahalı olduğu için çok bulduk ev. Herhalde senede bir 5 ile 10 arası ev biz hiç ettik. Yani baktık, gittik, şey yaptık. Aralarında var mıydı? Vardı. Ya bir sorun çıktı evin şeyinde, bir tripskosun misal vergisinde ya sorun vergisinde, çıktı ya da ya evi da beğenmedi, ya ev sonradan bir pahalaştı, bir şey oldu. En sonunda zaten bu evi bulduk Allah herkese Almanya'da. nasip etsin. Amin. Bunu gönülden söylüyorum. Amin. Biz çok aradık. En sonunda artık Salzburg'u bıraktık. Artık köyü, Oberndorf falan bakıyorduk ama Almanya'ya geçtik. Almanya'da da ilk bulduğumuz evi satın aldık yani. Çok şükür. Allah olmayanlara versin. Allah Amin. sen herkesin hayalini, yani ev hayalini Gönlüne göre varsa versin. gerçekleştirsin Amin. inşallah. Nerelisiniz? Nasıl tanıştınız? Nerede yaşıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Hayalleriniz nedir? Benden de isteniyor soru cevap. Canım, ben de yapacağım yakında İnşallah inşallah. sen de yaparsın. Bu da bir YouTube'cu. Onun da ikizleri var. Adını da söyleyeyim. Belki Aynen, belki takip bizlerden etmek isteyenler takip takip etmek edebilir. isteyenler takip edebilir. Züleyha Uğur. Evet. Nerelisiniz? Söyledik. Aksaraylı. Karışık yani. Ben Türkiye'liyim. Ben Ege'liyim. Başka ne soru vardı? Nasıl Nerede tanıştınız? yaşıyorsunuz? Hem Almanya'da yaşıyor şu an. Avusturya ve Almanya sınırındayız yani. Ne bir Bir kilometre. dakika yürümeyle çıkıyorsun, bir dakika yürümeyle geri içeri Aynen öyle. giriyorsun. Aramızda bir köprü var. Ama ben Avusturya'da çalışıyorum, Almanya'da yaşıyoruz. Aynen öyle. Ama Almanya'da yaşıyoruz, yani %90 Avusturya'dayız. Öbür neydi soru? Nasıl tanıştınız? İnternet üzerinden, Facebook İnternet üzerinden, üzerinden Facebook tanıştık. üzerinden tanıştık, evet. Yani öyle görmeden, şeyden, live. 2012'de tanıştık, evet. 8. ayda. Nerede yaşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Onları anlattık Kalaycı, ben de. videonun başında. Obaflekin teknik olarak geçiyor. Katinka yani. Bende de isteniyor. Bu yani. Hayalleriniz Aynen. nedir? Hayallerimizi Hayalimizi anlattık. söyledik. Ben yeni Biraz katıldım. sesli oku. Ben yeni katıldım. Hı. Sorum, nerelisiniz? İkizlere bakmakta zorlandınız mı? Benim de ikizlerim var. Çok zorlanıyordum. Şükür şimdi büyüttüler. Allah bağışlasın. Allah razı Rabbim olsun. tüm anne babalara yardım etsin inşallah. Amin. Zor. Zordu. Şimdi evin varken, evin de çok zor. Hani 3 çocuk daha da zor ama oluyor çok şükür. O bir yürümeye başlarsa, konuşmaya başlayınca hiçbir şey kalmayacak inşallah. Selam. Geri Salzburg'a taşınacak mısınız? Bu soruyu bir tanıdık sormuş. Taşınmak değil de Yani pişman ileride mı? bilemeyiz. İleride ne olur ne olmaz.
Bilemeyiz. Almanya'dan ev aldığımıza pişman mıyız diyelim. Memnunuz, çok şükür. İyi, çok şükür. Ama hani Salzburg'da evimiz olsaydı daha mutlu olurduk. Tabii daha mutlu derken yani daha günler şey geçiyor sonuçta Bütün şehirdesin. tanıdıklarımız, arkadaşlarımız Salzburg'da ve kimse hani Oberndorf'ta ya da Laufen'da bir tanıdığımız yok. Yani benim bir arkadaşımdan buluşmaya Zamanla gitmek olması lazım. isteyince Salzburg'a gitmem Ya lazım. Salzburg'a da 9 dakikada oradasın. Yani Yani 9, 9, 15 11, dakika. 11, 15 o neyse işte. Oradasın arabandan gittiği sürece. Aynen. Allah Ya ben herkese araba nasip sineklik, etsin. güneşlik işi falan da yapıyorum bu arada. Aynen. Yardımcı olurum isteyenlere. Salzburg, Sineklik, Almanya, Almanya, Avusturya içi. Avusturya içi, Almanya, Silingitte, Sonnenschutz. Flingitta, Sonnenschutz, Markizen, sonra Bu perdelerden. bu takmıştım. Facebook'ta burada paylaşır eşim size Aynen, gösterir. size link bırakırım Sorunuz aşağıda. olursa ulaşabilirsiniz. Yardımcı da Aynen. olurum Allah'ın izniyle. Sineklik, güneşlik, markizin işte başka ne var? Rolo var. Aynen yani Her şey her var. şeyi bir boyacı da kendisi. Ausgelernter Maler, eski mesleği de boyacıydı, evet, onu da söyleyelim. Allah izin verirse yardımcı oluruz. Burada bir soru daha kalmış, sonra öbür şeye geçelim. Selam Azerbaycanlı. Salam. Sorum budur ki ne edersin ki bucur formada kalmışsınız diyete falan. Yani nasıl bu Nasıl bir diyette bu formda formda kaldı? kalmışsınız? Ben açıklamıştım. Ben 2020'deydi değil mi? Evet. Yok, 2021 2021'de mide ameliyatı 21 ya. oldum. Toplam 55 kilo verdim. Çok şükür çok mutluyum bu yönden. Dolayı videolarımda var zaten. Açıklama videosunda var. Misal eski bundan 1,5-2 sene önce paylaştığım videolarda da eski halim de var. Aynen 55 kilo. Bir dakika. Video kapandı zannettim. Asu. Ses geldi ya. Yani öyle Ben öbür bir formda kalma şeyim mide ameliyatı olduğum için. Herkese de isteyen herkese de Allah nasip etsin. Çok güzel bir duygu. İyi ki de olmuşum diyorum. öbür soruları bulamıyorum. Buradaydı herhalde. Bunu okudun mu? Bunu okudum. O zaman çık. Burada bak. Ne zamandır Almanya'dasınız? Orada olmanın iyi ve kötü yanları. Biz 2000 Ya bir senedir Almanya'dayız. yani 5 6 5 4. ay sonunda taşındık buraya. İşte bir sene diyelim. Bir senedir aşağı yukarı Almanya'dayız. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Kötü yanları fazla yok aslında. O da ama şeyi bilirsen, kurallarını bilirsen Kurallarını burada. bilirsen, yani bir de şöyle. Araştırmanız lazım. İşte Almanya'ya taşındığınız zaman kağıt küregeçleri Avusturya'ya nazaran daha çok. Aynen. Yani her şeye kağıt kürek istiyorlar ve Almanya'da şöyle bir şey var. Her şeyi telefondan yapabiliyorsunuz. Yani elektriği bile telefondan açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Adamlar her şeyin telefon üzerinde yapmışlar. Yani Yani biraz iyi, biraz kötü kötü. yanı Halit misal Avusturya'da çalışıp hem Vergi Avusturya'ya veriyorum. vergi ödüyor hem de Almanya'ya vergi Yani ödüyor. Avusturya'ya vergi ödemiyorum. Avusturya'ya hastane, hani krankası dediğimiz şeyi ödüyorum. Burada da maaşımın vergisini veriyorum. Her 3 aya bir veriyorum. Mesela önceden her 3 aya bir yani büyüyen nasıl diyeyim Brutto normal loan'un. brutto loanından veriyordum. Şimdi miktarı söylemeyip hani veriyordum ama zarara giriyordum. Aynen. Yani Yani biz 3 aya bir vermedik. şimdi iyiydi. Ben geçen sene hesapladıklarında benim oturmadığım vergiyi de benden aldılar. Aynen. Hani geriye dönük aldıkları için 800 euro para ödedik biz. 3 kere. 3 kere mi? Okey. 3 kere 800 euro dedim. O da ne yapıyor? 2400 euro yapıyor. O da Aynen bayağı zor. Yani çok ödedik ama sağlık olsun. yani. Ama iyi yönleri de var. Arabalardan iyi Ya yönde bir de iyi. şey biz Avusturya'da misal biz Avusturya'da oturduğumuz için Türkiye'den buraya taşınmadığımız için kötü yanlarını şimdi size söyleyemeyiz. Yani tek yani Aynı bazı sayılır. aynen hani kağıt kürek işlerini geçtik. Almanya'da Kinder Bonus var. Avusturya'da Kinder Bonus var mesela. Senelik
3000 euroya yakın. Şimdi evin de var. 4000 euroya yakın. Ama o gelire de bakıyor hani. Aynen, o Ki gelire de geliri baktığı hesap için ediyorlar. 4000 euroya yakın para veriyordu Avusturya. Almanya'da öyle bir şey yok mesela. Onu alamayacağız artık. Aynen. Hayırlısı olsun, sağlık Hayırlısı her olsun. şeyin. Ve Almanya'da da başka iyi yönleri var mesela. Ya onu bu şey gibi hiçbir dev yani hiçbir devleti öbür devletle kıyaslamak şey değil. Çünkü orada kalıyorsun. Ben gidip geldiğim için bana şey geliyor. Ama burada kalsam, sadece burada çalışsam, ona bakarsanız mesela Almanya'da şey aylıkları yüksek. Çünkü onlar 14 aylık almıyor. Biz Avusturya'da 14 aylık alıyoruz. Onlar 12 aylık alıyor. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld yok mesela. Almanya'da. Evet. Yok onlarda. Yok mu? Ben bilmiyorum. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld yok onlarda. O, ama onu dafür Monatsgehaltları yüksek. Okey. Onlar Mesela. 1800, mesela bizim Avusturya'da ne deniyor ona? Asgari ücret kadınlarda 1400 euro herhalde, değil mi? Erkeklerde de 1570 euro öyle civarlarda bir şey. Yok, erkek yok. O zaman kadınlarda 1300 euro. Öyle bir Erkeklerde şey. 1700 euro herhalde. Öyle bir şey bilmiyorum tam olarak. Yani mesela Türkiye'de nasıl, kaç para şimdi Türkiye'de? Türkiye'yi karıştırma, konulara girmeyelim hiç. Tamam, boş ver o zaman. Video çekmeye nasıl vakit buluyorsun? Evin uyudukça ve çocuklar durdukça vakit buluyorum. Yani daha doğrusu evin uyutup video çekmeye başlıyorum. Evin uyanınca durdu diyorum. Misal evine bakıyorum. Sonra evin oturan oturtturuyorum. Durduğu sürece videomu çekiyorum. Ben seni yeni izlediğim için soruyorum. Nerelisin? Nerede yaşıyorsun? YouTube'ya ne zaman başladın? Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Allah razı Allah olsun. istenen kez en başarılar elde etsin Allah diyelim. herkese nasip etsin. Aynen. YouTube'a 2025. ayda açtım kanalımı. Önce açtım kanalımı ama başlamadım. Bir herhalde 6-7 ay git gel git gel oldu. İlk böyle başlayacaktım. Her şeyi kurduk ettik. Sonra şey, özgüven yoktu bende ve hani o korku vardı, yapamam edemem korkusu. Sonra başladım çekmeye herhalde 2021 işte. Bu ameliyat olmadan herhalde 2025. ayda ameliyat oldum ben. 3. ayda falan videoya başladım. Yani video çekmeye başladım. Ondan sonra bıraktım. Yani 6 ay çektim herhalde yine, ya da bir sene yakın çektim. Sonra maalesef yükselmediği için motivem düştü. Sonra çocuklar biraz şey yaptı. Hani zorladı video çekerken falan derken bıraktım. Sonra işte 2 hafta önce, yok, sonra yine başladım değil mi? Evet, sonra yine Bilmiyorum tam başladım. olarak. 2 ay sonra yine başladım. Orada da niye bıraktım? Hem o, bir de hamile olduğumu Ev öğrendim. taşıma şeyi vardı bir de. Evet, hem bu evi almaya uğraşıyorduk bir taraftan, bir de hamile olduğumu öğrendim. O yüzden bir 2 ay ara verdim. Sonra yine başladım. Değil mi? Evet, sonra yani 2 kere başladım, 2 kere bıraktım. O da doğum yaklaşıyordu, ev stresi, çocuklar falan derken bırakmak zorunda kaldım. Mesela şimdi en son attığım video 10 ay önceydi. Yani 10 ay önce attığım videoların bütün izlenmeleri şu an silinmiş maalesef. Maalesef. Maalesef oradaki izlenmelerin hepsi gitmiş. Yeniden şimdi izleme saatleri doldurmamız lazım. Nasıl karar verdim? Çünkü ben çok seviyorum böyle vlog izlemeyi. Herkesin vloglarını çok tanıyorum. Böyle Salzburg'da kalan bir aile, 2 aile var. Viyana'da falan. Onlara bakarken ben de heveslendim. Çünkü seviyordum için başladım. Aslında insanların mesela böyle YouTube yapan herkes yapsa mesela, tamam mı? Herkes herkesi takip etse, herkes Aynen. herkese destek çıksa, o zaman ne olur biliyor musun? Şey olur bir anda. Hani herkesin bir yani şimdi bizi Kazanacak bir takip şey yok. etsinler, illaki etsinler hani isterim ama herkes hep bir şeyler kazanır. Anladın mı? Aynen. Mantık mesela. Hani şey gibi bir ünlü bir insan çıkıyor diyor ki mesela diyor ki ben diyor çok ünlüyüm ya mesela. Diyor ki benim 3 milyon takipçim var. Herkes 1 TL yollasın diyor mesela. Türkiye'de genelde oluyor bu. Burada da böyle mesela. Herkes birbirine destek çıksa, tamam mı? Hani hiçbir şey yapmıyorsun mesela. Abone olmak bedava. Abone olmak bedava. Kimse kimseden para Mesela almıyor. ben de daha 400 abonem var ama birkaç arkadaşa destek vermek için onu paylaşıyorum. Onun mesela 700 abonesi var. Benden de 300 gitse 1000 abonesi Canım. olmuş oluyor yoksa. O zaman da o 1000'i doldurmuş oluyor ve direkt emeklerin karşılığını almaya başlıyor.
Hani başka ne soru var? Erkek kardeşin de YouTube'a başlayacak mı? Ve geri saz mı kardeşim? Ne düşünüyorsunuz? Erkek kardeşime sormak lazım, YouTube'a başlayacak mı? O benimle şu an video çekiyor. O direkt. O bilmiyorum, başlar belki de başlamaz. Saltbook öbür şeyinde cevaplamıştık zaten. Bu soruyu soran acaba Furkan mı? Hı? Yok, o başka birisidir. Erkek kardeşim YouTube ile Başlayacak mı diyor YouTube'a? Furkan çok sevdi YouTube. benim sorum, çalışmayı düşünüyor musunuz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Teşekkür Siz ederiz. de Evet, düşünüyorum. düşünmüyor bence. Düşünüyorum, evet. Bence düşünmüyor. 2 sene, 2,5 senelik annelik izin var. Ben Esilerle düşünmüyorum. Eslina'da 2 sene almıştım ve 1 sene sonra Samsas Craft olarak Lidl'de çalışmaya başladım. Sadece Samsakları, yani çocuklar 1 yaşına girdikten sonra, 2 senem doğduktan sonra işte bu büroya başlamıştım. Yani bu burada da 2,5 sene sonra inşallah, yani bir Bence de buçuk sene sonra düşünmüyor. başlayacağım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ama bence Evet. çalışmaz Önce ya. çalışmayacağım zaten. Şey yapacağım. İmobili O market da olsun. Yapacağım. çalışmak oluyor. Yok yok. Neyse, Allah uzun günleri görmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleykümselam. Benim sorum, ikizler yeni bebeğe nasıl tepki verdiler? Ha, verdi. Nasıl alıştı? Kıskandılar mı? İlla ki kıskandılar. Yo, aslında çok kıskanmadı. Esli'nin Esile bayağı kıskandı ilk zamanlar. Bilmem, ben mi yanlış hatırlıyorum. ya çok benimsediler çok şükür. Hani o yönden çok şey yap. Çok şükür benimsediler. Ama biz mesela evinin hastaneden çıktığı gün çocukları alıp Müller'e götürdük. Ve onlara kardeşleri ona bir hediye getirdi diye, hani kardeşlerini sevsinler, saysınlar, hani Born'u almıştık. benimsesinler, hani wow kardeşim geldi, annem sırf kardeşimle ilgilenecek şeyi kafasından gitsinler. Çünkü sonuçta o çocuk yeni doğmuş ve ben sırf değil de hani ona daha çok ilgileniyor bu ara. Hani hep anne istiyor, anneyle kalmak istiyor. O yüzden aldık onları, baby born almaya gittik. Hani Evin onlar size da sürpriz getirir. aynen evin, bu sizin evinin hediyesi. Ki onlar da, ben mesela evinden ilgilenirken de baby bornlarla ilgileniyorlardı. Onlar için iyi olduydu ve alıştılar. Şimdi mesela Esli'nin çok oynamak istiyorlar kardeşleriyle. Kıskanmıyorlar ve aşırı mutlu oluyorlar mesela tepki verince evin onlara. Evin de çok seviyor onları çok Evin şükür. onları görünce Mesela çıldırıyor sabah mesela. kindergarten'dan Onların koymaya gidiyoruz. gelmelerini bekliyor. Aynen kindergarten'dan gelip alınca böyle bir heyecanlanıyor. Bakıyor Esli'nin nerede, Esli'nin nerede, hemen böyle bir heyecanlanıyor. Ama evinde sıkıntı, bana çok bağımlı olduğu için harita gitmiyor. Yani bendeki şans Esilerle Esilin'adaydı. Gerçekten Allah razı olsun, hani şimdi gerçekten söylüyorum. Böyle 2 haftada bir ya da bazen haftada bir arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyordum. 2-3 saatle olsa bile kafamı dinleyebiliyordum ama maalesef evinde o şansım yok. Benlik bir durum yok ki. Çünkü evinde annemle duruyor, ne Esil'le ne Halit'te duruyor. Yani babasında bile durmuyor yani. Duruyor ama mesela 10 10-15 dakika dakika sonra. duruyor. Ondan sonra sağa sola bakmaya başlıyor. Beni Acaba arıyor. Fadime nerede? Fadime'yi getirin bana. Müslüm'ü getir dedi. Müslüm neydi o? Şeyi getirin bana diye ya. Nazım neydi? Bir tane film vardı. Şinek Şaban'ın da neyse. Öyle işte arkadaşlar. Mazlum, Mazlum'u getirin bana. Bu Mazlum'u arada getirin bana. saat şu an 12'ye geliyor ve Aynen. biz böyle bir şeyler yiyoruz. Hakkınızı helal edin çünkü acıktık biraz. Hakkınızı helal edin. Bu saatte yemek yemek de Ama biraz bakın şey video olur. çekiyorum burada. Korkuyorum boşa konuşuyoruz diye. Bir daha yapacağız. Yapacak bir şey Çekiyorum. yok. Ha, sen yaparsın. Ne diyor? Son soru herhalde. Yok bakalım daha var mı? Öbür şey de var herhalde. Dur Dur. bir. Kaç kardeşsiniz? Ne işle uğraşıyorsunuz? Ne işle uğraştığımızı anlattım. Ben 3 Fadime de kardeşim. anlattı. Benim küçüğüm var. 21 yaşında. Yeni evlendi kız kardeşim. Aramızda 7 yaş var. Furkan da 18 yaşına girecek şimdi. 5, 6, 7. ayda. Yanlış söylemeyeyim şimdi. 7. ayda 18 yaşına girecek. Ondan da aramızda 9 yaş, 10 yaş var. 6, 10 yaş var. Ben 11-12 yaş var. Sene de 10 yaş var. Aynen. Halit de 4 kardeş değil mi? Ben 4 kardeşim. Ablam en büyüğümüz. Emre abim, ortancı Necmi abim. Onun ortancısı. Ben onun küçükleriyim. En küçüğü Halit, evet. Ben de en büyükleriyim.
Başka ne vardı? Öbür sayfaya geçelim. Bir tane daha soru vardı. Benim sorum çalışma, onu okuduk. Selamünaleyküm, onu da okudum. Okey, başka yokmuş, tamam. Şurada var. Bir saniye. Ne de bir saniye. Soruyu buluyor arkadaşlar orada. Karıştı. İki post yaptığım için karıştı. Soruyu Ha, buradan. bulsun. Merhabalar. Bu Çok yaz. güzel bir şöyle yanlış kolları karıştırdık. Ha. Merhabalar. Bu yaz arabayla mı izine geleceksiniz? Evet, arabayla inşallah ilk kez arabayla Türkiye'ye yolculuk yapacağız. Allah izin Ondan verirse. önce uçakla gittik. En son 2 sene önce Marmaris'e gitmiştik uçakla. Zaten bizim tatil bölgemiz hep Marmaris. Hep Marmaris'e gidiyorduk ya da İstanbul'a gidiyorduk. Bu sene inşallah arabayla gidip Halit'in memleketine gideceğiz. Çünkü hiç Aksaray'a gitmedik. Halit de ne Aydın'a geldi. Hani böyle gezeceğiz. Türkiye turu gibi bir şey yapacağız. İnşallah Allah kaza bela vermezse, sağlıklı olursak o günlerde inşallah öyle arabayla gitmeyi düşünüyoruz. Başka soru var mı? Evet, eviniz kaç oda, ne kadar büyüklüğünde, değil mi? Yazmış, Aynen. evet. Bizim bu evimiz 4 oda, 110 metrekare, 2 tane de balkonumuz var. Bir tanesi 17 metrekare, değil mi? Ön balkonumuz 17 metrekare, mutfaktaki bu balkonumuzda herhalde bir 6-7 metrekare vardır. Yani 5 o 5, civarda. öyle hani tam olarak şimdi O bilmiyoruz. civarlarda. Evimizde dediğimiz gibi 4 oda, bir tane de apşeralımız var, küçük, gizli bir. Kiler deniyor değil mi ona? Killer. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Evimizde. Selamun aleyküm. Çocuklar kim ne? O çocuklar okula gidiyor mu? Aynen. Onlar kindergarten'a gidiyorlar. Anaokulu deniyor herhalde değil mi Türkiye'de? Ben hep şey diyorum, kreş diyorum videolarda. Kreş herhalde ama. Kreş bence şey. İlk şey kreş oluyor. Kreş bence şey. Evini yollarsa neydi He ya? he o da anladım anladım. Krapıştı. Kapıştı bence. Yani ana okul herhalde. Ya yani inşallah bu sene başladılar işte 3 yaşında. Soruların Gitsin. çoğu aynı olduğu için yani diyorum. Arıyorsun hep ihmalsiz. Görüyorum. Başka ne anlatabilirim arkadaşlar size de var. Hani soruları bulasıya kadar. Mide ameliyatımda gerdirme ameliyatı olmayı düşünüyorum inşallah. Türkiye'den gelelim. Türkiye gitmeden önce şey alacağım, siz söyleyin, tarih alacağım ameliyat için. Bunu zaten devlet karşılıyor. Zaten benim mide ameliyatımı devlet karşılamıştı. Bir BMI geçince size devlet onu karşıladığı için. Gerdirme ameliyatı da olacağım Allah izin verirse. 9. 10. aylarda düşünüyorum. Orada da kaynanamı çağıracağım. Çünkü çok zor geçiyormuş büyük. Herkes öyle diyor. Soruların hepsi aynı yani. Aynen. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Benim anlatmak istediğim bir şey yok. Dediğim gibi yani bir sorusu olan şey olan varsa sorabilir. Başka bir şey aklımıza gelmiyor böyle. Şimdi birisi karşımıza bize bir şey sormadığı için. Soruların mesela orada öbür tarafta 17 soru vardı. Hepsi aynı. Öbür taraftaki soruların aynı. Anlıyor musun? Yani. İnşallah Allah herkese bizim. yardım etsin. Aynen. İnşallah bizim emeklerimiz boşa gitmez bu kez. Bu kez İnşallah. bırakmayacağım gerçekten. Ben de bırakma diyorum. Yani sen hobi amaçlı en kötü ihtimal hobi amaçlı yaparsın. İnsan hobi amaçlı yapıyor ama insan heyecanlanıyor da ve bekliyor hani izleme sayısı çıksın, izlenme hani aboneniz çıksın. Mesela 4000 saat izleme olacak. Benim zaten 400 saat izlemem vardı, o düşmüş. Hepsi silindi. Hepsi videonun bir sene geçtiği için, onlar geri düştüğü için Ha, şimdi onda da hepsini. mesela bilgilendirme gibi olsun. YouTube yapıp da mesela sallıyorum. Bir mesela ikinci aydayız. Şu anda video yaptınız. 2 ay boyunca video yaptınız. Sonra bir anda bıraktınız. Benim gibi. Sonra
aradan 10 ay, ya nasıl diyeyim, aradan 8 ay geçti. Aynen. Ve siz o ilk yaptığınız videolarda sallıyorum 300 saat veya da 400 saat izlendiniz. Ondan sonra o 10 ay sonra başladığınız videolar sizin tam bir seneye girene kadar o videolar devam eder. Aynen. Siz 4000 saati doldurmadan önce o önceden çektiğiniz saatler düşmeye başlayacak. Ben de öyle Yani oldu. Ben şok ikinci ayda oldum. çektiğiniz videoların hepsi saatler geri düşecek. Çünkü aradan bir sene geçiyor. Aynen. Bizde de öyle oldu. Şimdi mesela biz bu evi alırken ben ev turu çekmiştim. Ondan sonra korona oldu kardeşim günün sonu. Ondan sonra video çekmeyi bıraktım. İşte ev taşımaya başladık. İşte hamileliğim ilerledi. Şimdi ilk geçen neydi? Geçen hafta herhalde video çekmeye başladığımda 500 saatim vardı. Evet değil mi? 500. 503 saatim vardı tam. Ondan sonra geçen baktım 2 gün 3 gün önce saatlerim düşmüş 420'ye. Az değil ki yani 4000 saat. Aynen. Ondan sonra dedim niye böyle acaba filan, hani bilmiyordum bir sene önceki çekilen videoların sayılmadığını. Ondan sonra araştırdık, baktık, ettik işte. Maalesef bir seneyi geçen videoların saati düşüyormuş, izlenme saati. O yüzden arkadaşlar bol bol videolarımızı izleyin. Bize destek çıkın. Tabi isterseniz, hani İnşallah. kimseyi zorlamıyoruz, kimseyi. YouTube'a başlayanlar olursa biz de paylaşabiliriz. İnşallah hani gerçekten Destek bazen amaçlı. kimseyi de yalvarmak istemiyorum hani bana destek verin diye. Misal bir tane Nari abla vardı. Allah razı olsun, o ben ona söylemeden bile o bana dedi paylaşayım edeyim diye. 2-3 kere de paylaştı. Kadın yazık paylaştı ama ben geri bıraktım, yapmadım. Belki Sağ de olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, o şu an çok büyüdü sohbetle, tarifle Maşallah, misal. maşallah. Allah daha çok versin. Amin. Misal hani kimseye yalvarmak istemiyorum. Kimseye de hani demek istemiyorum ki beni paylaşın, beni gösterin. Hani kendi emeklerimden yapmak istiyorum. Çünkü zaten birisi beni paylaşıp önerirse ve onu sevenler sadece onu mutlu etmek için bana gelirse zaten onlar sıkılıp bir gün gidecek. Hani beni seven, hani bizi takip etmek isteyen insanlar bizi takip etsin değil mi? Ya mesela Bizi yapmak izlesin. istediğiniz, denemek istediğiniz bir şey olursa, şunu deneyin, şunu yapın dediğiniz şeyler olsa bize söyleyebilirsiniz mesela. Aynen. Hani misal buraya gidin. Şuraya gidip bunu deneyebilir misiniz? Ya da şu Sizin için yemekleri yapın. deneyebiliriz mesela. Şu yemeği yapın Halite diyebiliriz. yemek yaptırabiliriz. Misal çok iyi hamur Yok. işleri yapar. Yok yok, sağ olun. Evet. Çok iyi lahmacun yapar. Çok iyi böyle et türünü çok iyi yapar arkadaşlar. Yaptı bildi yap. Hani her yemeği yapar da hamur işini aşırı yapar. Lahmacun, kıymalı. Hani istediğiniz. Fırında çalıştığım için. Aynen. Bir de fırıncı işim. Her şeyi yaptı. Olur onda. İstediğiniz videolarınız, hani bizlerin istediğiniz videolarınız varsa, görmek istediğiniz bir yer varsa gidelim, hani şuraya gidin de bir bakın. Mesela Salzburg'un Mirabel Garten'ı var. Fark etmiyor ki Ünlü bir yer hani misal. Mozart'ın aşırı doğum uzak, yeri. aşırı uzak olmadığı Aynen. bir yeri bize söyleyebilir misin? Hani Mesela mesela alışverişe gidip şunun fiyatını gösterin veyahut da Almanya'daki içerik üretmek de bizim için zor oluyor. aynen bazen düşündürüyor Mesela insanı. arıyoruz, mesela ne yapabiliriz falan. Siz bize söylerseniz hiç yoktan sizin istediğiniz bir şey yapmış oluruz. Aynen. Mesela şuraya gidin, sallıyorum. Mesela Orada bu Salzburg'da varmış. Bunu deneyin. Bunu yapın. Oraya gidip bize orayı gösterir misiniz? Veyahut da oranın fiyatlarını bize gösterir misiniz? Hiç yoktan biz sizin için denemiş Aynen. oluruz. Ben de demek istediğim şey mesela Österreich, Avusturya deyince Mozart Yani. ünlü bir insan. Hani Mozart'ın doğum evi de Salzburg'da mesela. Hani orayı görmek isterseniz ben oraya giderim. Yaz, zaten yaz geliyor. Hani oraya gider çekeriz biraz. Hani mesela Halit'i daha çok videolarda görmek istiyorsanız ya da Halit'in beni daha çok çekmesini istiyorsanız öyle yazarsanız yorumlara seviniriz. Ben de çalışıyorum maalesef. Evet, o da 3 vardiya çalışıyor maalesef. Bir gece gidiyor, gündüz gidiyor, Bir tek orada öğlen gidiyor. çalışmıyor. Bir de Fringit'te yapıyor tabii. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tabii Amin. her şey çok Bir tek pahalaştığı Fringit'te için değil, boya da yapıyor. her şeyi yapıyor. Allround'da benim kocam. Tabii her şey maddi durum artık şey olmuş, zorlaştığı için Eskisi gibi değil işte. herkes işte Allah herkesin Eskiden yardımcısı olsun, gerçekten zor. Amin. Eskiden gidiyordun, bir şey yapıyordun, hemen başlıyordun, hemen o parayı çıkarıyordun, artık öyle değil. Yani şimdi bir alışverişe gidiyoruz mesela. Yani hiçbir şey yok. Bir küçücük poşetin içine Türk bakkalına gidiyoruz zaten. En büyük örnek Türk bakkalı.
2-3 bir şey alıyorsun, 20-30 liradan aşağı gitmiyor. Sucuğun bir paketi olmuş 18 2-3 bir euro. şey derken gece mesela gidiyorsun bir şey Ya alıyorsun en kolay şey. 70 euro 80 euro en kötü giden şey Aynen. Hani 18 almayacağım euroya sucuk diyorsun öyle olmuş. olur. 18 euroya bir paket sucuk olmuş. Eskiden en pahalı Türkiye'dekiler sucuk. habire vuruyor ya mesela şöyle de, birim yok TL yok birim falan. 18 orayı mesela hesaplayalım. 18 Ama çarp. onlar da işte bilmiyor, anlıyor musun? Onlar o euroyu TL olarak, Bilmiyorlar ama ona TL göre de olarak şey sayıyorlar. yapıyorlar. 18 çarpı 17. 300 TL'ye sucuk alıyoruz mesela. Mesela Türkiye'de de kesin öyle pahalıdır Ama ama. bak bu oradakiler de diyor ki siz diyor 5 oraya sucuk var. 5 oraya var. Evet bir tane böyle Ya da en diyorlar. ağır sucuk yenmeyecek bir sucuktur. Bir tane O biraz 8 euro olmuş. 8 oraya var. Bir, ama böyle bir tane. Bir, ne diyorlar ona? Bir tane Kanga. kangal. Böyle bir tane kangal. Kanga köpek değil miydi? Diyor bir tane kangal diyorlar herhalde ona. Mesela sallıyorum o 8 euro çarpı 17. O bile 140 TL. Misal yani. Türkiye'de yani kıyaslama biraz saçma. Çünkü Aynen öyle. Burası birim gerçekten öyle. olarak da kıyaslarsanız o zaman da Tamam, saçma biz geliyor. burada çocuk parası alıyoruz. Biz burada belki anne izni parası alıyoruz. Ama buradaki yaşamla Türkiye'deki yaşamla gerçekten çok farklı. Kimse kimseyi kıyaslayıp da kalbini kırmasın bence. Şimdi ben gidip Türkiye'dekileri kıyaslamıyorum burayla. Bence Hani mantıklı olan. gerçekten de hani biz Türkiye'ye gitmek için de bir sene boyunca da 2 sene boyunca para biriktirip gidiyoruz. Sadece o 2-3 hafta Türkiye'de o keyfi çıkarmak için. Çünkü Ya biz şimdi burada şöyle, robotlaşmışız. sen o sadece bir ayı orada o bir ayı iyi geçirin yani o bir ayı iyi geçinebilmek için o bir ay birazcık lüksse şey mi diye burada 11 ayını feda ediyorsun. Aynen. Yani Mesela mesela Halit sabah 4.30'da kalkıyor. 3-4'e kadar çalışıyor. Geliyor. Ek iş yapıyor. Boyaya gidiyor. Hani ben de hani mesela bir yaşındayken hani samsaklara çalışıyordum. Hani bir yaşındaki. çocuklar yani. Çocuklar bir yaşındayken. Hani, yani hani gerçekten para lazım. Eskiden bundan 2 sene öncesinde bu kadar değildi. Ama şu an gerçekten herkesin elinde bence para yok. Bence bir Türkiye'ye gitmek için artık eskiden belki diyelim 6 ay önceden başlıyorlardı para biriktirmeye. Şimdi 1 sene, 1,5 sene önceden başlaman lazım. Şimdi bir otelin fiyatına Herkes bakıyorsun. seni artık senelik gidemiyor. Herkes seni artık eskisi gibi değil. Herkes aynı seneye Giden vardır ama ya onlar da belki iş adamıdır. yok iş adamı değil ya biraz derin konular burada Aynen. ona Onu girmiyor. şimdi burada tartışmayalım arkadaşlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ha. Her yerde zor. Hani zannetmeyin ki Almanya'da, Avusturya'da yaşıyorsunuz. Hayatlarınız lay lay lay, çok lüks arabalara biniyorsunuz. Türkiye'ye göre standartları iyi ama işte Hani biz bu arabaları almak için de gerçekten çok para biriktiriyoruz. Ta bazıları vardır krediyle alıyordur, şey yapıyordur ama o krediyi ödemek de faizle kat katı dönüyor. Şimdi derler ki siz BMW'yi biniyorsunuz. Türkiye'de BMW 300-400 bin TL. kıyaslama işte. Hani onları kimse Adamların kimseye kendi arabaları var kıyaslamasın. satıyorlar. Aynı zaten Çünkü BMW Alman arabası. kendi mesela Türkiye'de aynı şu anda inşallah çıkarsa mesela TOK değil mi Duruyor mesela? mudur yine? Hayır, durmamış. Niye duruyormuş gibi ses geliyor? Türkiye'de de mesela TOK değil mi? Türkiye'de yabancı araba satıldığı zaman üstüne vergi biniyor. Arabanın fiyatından çok vergi bindiriyor arabaya. Aynen. Niye? Oradan kazanıyor. Mesela burada biz bir ekmeği bile adam vergilendiriyor. Türkiye'de o yok. Bindiğin Adam da arabanın vergisini ödüyorsun. orada Çöpün vergisini ödüyorsun. Adam da ona diyor ki ben öbür taraflardan sizden almıyorum pardon. Sizden arabadan alıyorum. Ha şimdi mesela TOK çıkarsa onun da ekstra bir vergisi olmayacak. Aşkım biz arabayı da şey ödüyoruz, vergi ödüyoruz her ay. Tabii canım Sigortası o var, her şeyi yer diyor. var. Türkiye'de de ödüyor. Muayene parası yok mu Türkiye'de? Var. Türkiye'de insanlar birazcık şey olması lazım artık. Hani anlayış göstermeniz lazım. O kadar videolar var. Gurbetçilerin üstüne gidip sorular sorup üstlerine Ben gidiyorlar. yorum yapmıştım bir yere. Bana küfür etti adam durduk yere. Herkes herkesi anlasın arkadaşlar. Burada yaşamak da çok zor. Biz Türkiye'ye gitmek için, o Türkiye'nin kokusunu almak için, o toprağa ayak basmak için işte çocuk uyanmaz. Burada 10 ay, 11 ay çalışıyoruz. Bazen gerçekten arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bazen ben Halit'i eskiden bir hafta görmediğim oluyordu, para biriktiriyordu. Hani
Biz vardiyalı çalışıyorduk. Mesela ben hamile olunca o geliyordu, ben gidiyordum. Ben gidiyordum, o geliyordu. Biz sadece Anlat, inandıramazsın hafta çünkü sonu dediğin. görüşüyorduk. Mesela Halit sabah, ben sabahçıyken çocuklara bakıyordu 12'ye kadar. 12, ben öyle iş ayarladı dedim. 12'de çıkıyordum. 12.30'da eve geliyordum. Halit çocuklara bana veriyordu. Yani ben eve giriyordum. Halit alıyordu çantasını, çıkıp işe gidiyordu. Akşam saat 11'de geliyordu. Ben uyumuş oluyordum. Hadi ne bileyim, yemek yiyorduk, yatıyorduk. Ben sabah yine işe gidiyordum. Hep öyle gidiyordu cumaya kadar. Ama Allah çalışanın yardımcısı olsun diyelim. Amin. Burada da videoyu kapatalım. Herkese. Çok konuştuk. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Cumartesi İnşallah hoşunuza Allah'a giden bir video olmuştur. İnşallah sorularınızın cevabını vermişizdiriz. Bir de bu arada Acaba bu ben şeye geçiyor konuşamıyorum. mu? Reklam alayım. Bir de bazen konuşamıyorum videoları, kusura bakmayın. Niye biliyorsunuz mu? Türkçesi Kekeliyorum. kıttı o yüzden. Türkçem iyi değil arkadaşlar çok, ama Almanca çok aklıma geliyor. Hani mesela Ama bu şeyle değil mesela bu Almanca araya girmesinin sebebi bu sosyetelikle veyahut da burada doğmayla büyümeyle bir alakası yok. Mesela alışkanlık sallıyorum. olmuş artık. Mesela sallıyorum. Bazı kelimeleri Türkçesini bilmediğin için ya veyahut da bazı kelimelerin sadece Almancasını bildiğin için Türkçesini bilmiyorsun bu kelimenin. Mesela mesela sallıyorum ben sonradan buraya geldim. Ama ben 14 yaşına kadar mesela sallıyorum. Fortif, Stabla mesela hiç duymadım mesela. Fortif'in Stabla olduğunu da ben sonradan öğrendim. Misal veriyorum. Ben hep ne diyorum? Ben firmada öğrendiğim için Stabla'nın ne olduğunu hep Stabla diyorum mesela, tamam mı? Ama Stabla'nın Türkçesi Fortif'miş mesela. Anlıyor musun? Fortif. Hiç duydun mu? Misal. Ya insan, ben bir de buradaki Türkler nasıl biliyorsun arkadaşlar? Biz şimdi karşı karşıya geldik mi arkadaşlarla, yarı Türkçe yarı Almanca konuşuyoruz. Hani gel buraya İnsan gidelim, işte come o. yet falan, hani böyle. İnsan, bir de ben eskiden de çok Türkçe konuşan bir insan değildim. Hani ailece konuşuyorduk ediyorduk, ama ben daha çok Almanca konuşuyordum. Evlendikten sonra daha çok Türkçe konuşmaya başladık. Sonra bir ara Almanca unuttuk. Her neyse arkadaşlar. Oraya girmeyelim. Onun için de işte açıklık getirmek istedim. Çünkü bir kişi yazmış, bu bir arkadaşın kanalına yazdıydık. Sen önce git bir Türkçe konuşmayı öğren, sonra video çek yazmış. O yorumu da işte az önce söylediğimiz YouTuber'ın kanalın altına yazmışmış. O yüzden bu açıklığı getirdim. Benim Türkçem iyi, ben kendimi ifade edebiliyorum. Ama ben Avusturya'da yaşadığım için, Almanya'da, benim Almancam iyi olması daha önemli benim için. Değil mi? Aynen öyle. Burada da videoyu kapatalım arkadaşlar. Allah razı olsun. Kanalımıza destek çıkmayı unutmayın. Allah herkesin razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olun. Şu an 455 abonemiz var. Daha Bir çokmuş. 500 daha gelse bizi mutlu edersiniz. İnşallah, Ve inşallah. videoyu lütfen baştan sona kadar atlamadan. Atlamadan izlemeyi unutmayın. Allah'a Aynen. emanetsiniz. Sorularınız olduğunda lütfen yazın. Sineklik ve güneşlik şeyini Linkini aşağı linkini bırakırım bırakacak buraya da. inşallah. O da ben eşime reklam yapmış oluyorum burada. Ya Aynen. reklamdan değil size yardımcı olurum Aynen. inşallah. Boya işi, sineklik, güneşlik, rolo, ev taşıma, her şey Ev aşpaz. taşıma bana bir zahmet. Yok yok, şaka Ama yapıyorum yani yardımcı olurum. Nasıl yardımcı olurum? Tanıdıklarım var. onu. Tamirci. Tamirci. Arabadan da çok iyi anlar. Yok ne arabası? Ya şaka yapıyorum. Arabadan Arabadan hiç anlamam. anlamıyorum. Bir de ben çok şomazlıyımdır arkadaşlar. Videoyu kapatacağız mı Videoyu artık? kapatalım da. Tamam, kapatalım. Allah'ım. Arabada bir şey mesela ses geliyor der. Araba bir bakarsın arıza lambası yakıyor. Kapanır. Kapat. Hadi herkese iyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.